Anadolu'da kapılar medeniyete, hayata açılan yerlerdir. İşte bunlardan ilginç olan sizlere özellikle kapı tokmaklarını anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Anadolu'da Müslümanlar mahremiyete dikkat ederler. İslam'daki bu mahremiyet çizgisi Anadolu'da özellikle kapı mimarisinde, özellikle de kapı tokmaklarında etkili olmuş. Bu sebeple kapılar yapılırken iki veya üçlü tokmaklar konularaktan mahremiyet çizgisine dikkat edilmiş. Örneğin tiz ses çıkaran buk çalındığı zaman kapıyı çalan bayan veya çocuk, açansa buna göre bir kadın oluyor. Aynı şekilde kapı tokmaklarından eğer tok sesli çalınıyorsa, o zaman burada kapıyı çalan erkek, açansa evdeki erkek açıyor veya ona göre pozisyon alıyor. İşte Anadolu'daki bu sistem özellikle İslamiyet'ten sonra Anadolu kapılarında şekillenmiş ve mahremiyete özellikle dikkat etmiş. Kapılar, insanların dış dünya ile irtibat kurdukları ilk mekandır. Kapılardaki tezyin, kullanılan malzeme, işçilik, binadakilerin yaşam felsefesi hakkında ipuçları verir. Anadolu'da çok sayıda şehirde kapı tokmakları, İslamiyet'teki kadın erkek ilişkisini düzenleyen kurallara göre şekillenmiştir. Kadın erkeklerin karşılaşmasını engellemek için kapı tokmakları cinsiyete göre şekillenmiştir. Anadolu mimarisinde ev kapılarında bulunan çoklu kapı tokmakları yaşam tarzını yansıtır. Bazı yörelerde 2, bazı yörelerde 3 tokmak bulunur. Tiz ses çıkaran tokmak kadının geldiğini, tok ses çıkartan tokmak çalındığında gelinin erkek olduğu anlaşılır. Bazı yörelerde üçüncü tokmak vardır ki o da daha tiz sesiyle kapı çalanın çocuk olduğunu gösterir. Kapıdaki sese göre evdekiler pozisyon alır. Gelen erkekse kapıyı erkek, kadınsa kadın açar. Farklı kapı tokmakları olması Anadolu'da inançta mahremiyetin, kültürde nezaketin, mimaride zarafetin göstergesidir. We'll be right back.
keşfetmek için yola çık.